sürpriz. Ne çıkacak acaba, yapıştır boya katla. Tüm cevaplar sürpriz kutusunda, atma sakın atma. Sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla başla. Armanın coşkusu başlıyor, bak sürpriz kutusu. Ne? Başladık mı? Program başladı mı? Ha tamam. Sekse dalmışım ben. Sürpriz kutusunun sürpriz dolu yeni bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Bakalım bugün dönüş teratör bana nasıl malzemeler verecek ve biz seninle neler yapacağız? Ve aynı malzemelerle dönüş teratör ne yapacak? Çok merak ediyoruz. Bu soruların cevaplarını hemen bulmak için vakit kaybetmiyoruz ve ne diyoruz? Hofusu pofusu gelsin sürpriz kutusu. İşte sürpriz kutum geldi. O zaman ne yapıyorum? Her zamanki gibi sürpriz kutumu masama koyuyorum. Bakalım anahtar nereden çıkacak? Buradan mı yoksa? Anahtar çıkmadı. Pastel boyalar çıktı. O zaman ben de bir şeyler boyarım bunlarla. Bakalım burada ne var? Aa! Dondurma çubukları. Ne güzel, işe yarar. Ama anahtarım burada değil. Nerede acaba? Burada mı? Hamur yapıştırıcı. Bir şeyleri yapıştırırım ben de. Ama bu kutuda hiçbir şey yok. Anahtar da yok. O zaman ne yapacağım? Aa işte burada, tamam. Ben de diyordum nerede? Evet, buradaymış. Hemen açayım evimi de. Acaba içinde ne var? Büyük güzel bir malzeme çıksın diyorum. Karton. Beyaz karton. Olur. Beyaz kartonla bir sürü şey yapılabilir. Aa. Örgü şişleri. Örgü şişleri. Örgü şişleri. Ne demek örgü şişleri dönüştüratör? Yani sen şimdi bana böyle soğuklar geldi diye bere mi öldüreceksin? Kazak mı ördüreceksin? Yoksa atkı mı? Ama yok yok. Şaka yapıyorum. Tabii ki ördürmeyeceksin. Yani ama bu örgü şişleriyle ne yapabilirim ki örgü örmekten başka? Bir malzemelerime bakayım. Karton var. Pastel boya var. Ya bu malzemeler güzel ama şu ağacıma bir bakayım. Bana böyle bir ana malzeme lazım. Yanlış mı düşünüyorum? Sence de öyle değil mi? Yani evet bu malzemeler güzel ama sanki biraz eksik gibi. Bunları birleştirebileceğim ana bir malzeme lazım. Şöyle büyük bir şey belki. Belki üzerine çizebileceğim, boyayabileceğim ya da kesip biçeceğim böyle güzel bir ana bir malzeme. Ana bir malzeme dedim. Bak burada ne var? Böyle bir kutu. Her tarafı kapalı. Kapakları var. Bak böyle bir kutu işte. Bununla ne yapabilirim? Şey yapabilirim ben bununla. Bunun böyle kapaklarını açsam, biraz da kessem, boyasam şişler var ya hani orada. Şişleri böyle bıcıttırık soksam böyle içine doğru. Ondan sonra orada bir... Tamam. Evet. Bir kukla sahnesi yapacağım. Ve bu çok güzel olabilir. Dekorum da orman olacak. Tamam, dekorum orman olacaksa haliyle oyuncum ne olacak? Bir orman hayvanı. Mesela ne bileyim aslan olsun. Tamam, güzel. Bir kukla sahnesi yapacağım ama acaba bu malzemelerle dönüştüratör ne yapacak? Yok. Hiç de merak etmiyorum. Çok merak ediyorum aslında ne yapacağını. Ama ona belli etmemeye çalışıyorum. Evet, o zaman sana bu kukla sahnemi nasıl yapacağımı gel hemen anlatayım. Bu kutunun bir tarafını çerçeve şeklinde keserek bir pencere açabilirim. Beyaz kartona bir orman resmi çizerim. Pastel boyalarla boyarım. Bir iki tane de hayvan çizip boyarım. Şişleri kutunun üzerinden geçiririm ve hayvanları şişlere yapıştırırım. Perde görünümü verecek bir malzeme bulurum. Böylece bir kukla sahnesi yapabilirim. Kukla sahnemin sahnesini yapmak için şimdi sevgili arkadaşım bu kutuyu güzelce keseceğim. Ama neresinden keseceğim? İşte şu gördüğün
kulaklarından, dört kapağından biraz keseceğim. Hepsini kesmiyorum. Şöyle yapıyorum. İki parmak genişliği şuradan işaretliyorum. Cetvelimin genişliği yaklaşık iki parmak olduğu için şu bana yetebiliyor. Eğer senin elinde küçük bir makas varsa biraz zorlanabilirsin. O küçük kırtasiye makasları var ya. Ama büyük makas kullanacaksan da mutlaka bir büyüğünden yardım al. Çünkü büyük makas daha keskin oluyor. Tehlikeli bir durum olmasını istemeyiz, değil mi? Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim, unutma. Bunları sakın atma. Bunlar bir sürü şeyde bize yardımcı olabiliyor ya proje yaparken. Bunları da tut elinde. Önemli bir şey yani. İşte kapaklarımı kestim. Güzel oldu. Ama bunların böyle çok oynamasını istemiyorum. Sıvı yapıştırıcıyla kapaklarımı yapıştırıyorum. Fakat sahnemin üzeri ve alt kısmı düz olacak şekilde yapacağım. Yani bunlar altta değil, bunlar üstte olacak. İşte tam olarak şöyle. O yüzden böyle olursa daha estetik, daha güzel oluyor. Şurasına gördüğün gibi sıvı yapıştırıcıyı şıppadanak böyle sürüyorum. Bir 15 dakika bekleyeyim en iyisi, yoksa kurumaz. Şimdi yapıştırdığım kutu kururken ben ne yapıyorum? Çok güzel bir dekor yapıyorum. Sahneme dekor. Mesela ben bir orman yapacağım dekor olarak. Sen istediğin gibi bir dekor yapabilirsin. Şöyle bir ağaç. Şöyle bir gövdesi var. Evet. Bunun içini şöyle şöyle boyayacağım. Bir de şimdi bak bunun içine güzel bir açık kahve daha koyuyorum. Bak görüyor musun? Bir anda böyle bir doku kazanıyor. Bunun içini yine böyle yeşille boyuyorum. Hatta içine gel biraz kahverengi de katalım şöyle. Sanki buralarda dallar mı var ne? Bak bir de buraya ne yapacağım biliyor musun? Çim yapacağım. Evet. Resmim gayet güzel oldu. Ormanım hazır. Peki bu ormana şimdi ne koyacağız? Ormanların kralı kim? Aslan. Evet. Tam olarak doğru bildin. Bir aslan çizeceğim. Bir tane yuvarlak yapıyoruz şuraya. Şöyle. Gördün mü? Evet. Bu yuvarlak kafamız. Şöyle bir kulak. Böyle bir kulak. Şu birleştiği yerden sen çıkar bunu böyle. Aslan yeleli olur. Evet. Yelesi çok önemli. Böyle, 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 böyle bir saç yaptım. Bir çizgi koyuyorum. Bu ne? Tabii ki göz. Şimdi gövdeyi ne yapıyorum? Yine bir yuvarlak çiziyorum. Böyle. Evet, şurası biraz fazla tombik oldu. O yüzden şunu şöyle siliyorum. Biraz daha inceltip aslanım kilo versin. Ben şimdi aslanın arka ayaklarını yapıyorum. Şuradan böyle bir şey çıkıyor. Sonra şöyle geliyor. Neyi eksik? Kuyruk. Kuyruğunu çizeceğim. İşte kuyruğum buradan çıksın. Şimdi aslanım bitti. Ne yapıyorum? Aslanımı boyuyorum. Pastel boyalarım vardı ya. İşte onları hemen yanıma alayım. Şurada şu renkler daha çok aslanda kullanacağım renkler olabilir. Evet. Mesela bu siyahla küçük tatlı patilerine küçük tırnakçıklar yapıyorum böyle. Sevimli pençeler. Ufak ufak böyle. Şöyle. Hemen kahverengimi aldım. Kahverengiyle ne yapıyorum? Böyle ana hatlarıyla aslanımın çiziyorum. Ben şimdi bunun hepsini boyayacağım. Sonra da bu aslandan bir tane daha yapacağım. İki tane aslan olacak. Aslanlarım hazır. Bu aslanımı biraz daha açık renkli çizdim. Bunlar birbirinden farklı aslanlar çünkü. İki iyi arkadaş. Şimdi bunları şöyle köşeye kaldırıyorum. Umarım iyi geçinirler. Ne yapıyorum? Sahnemi yapıyorum. Hatırlıyorsun. Böyle bir şey yapmıştık zaten. Bu aslanlarımın içeride hareket edebilmeleri için şişlerimi kullanıyorum. Aman şu şişleri kullanırken dikkat. Çünkü niye? Bu şişlerle sahnemi deleceğim. Sen çok dikkat et. Bir büyüğünden mutlaka yardım iste. Şöyle mesela. Şöyle içine geçirdim. Bak. Böyle daha rahat görebilirsin. İşte böyle. Bak gördün mü? İki tane şişim oldu. Ama eğer bunları böyle bırakırsam şimdi bir sıkıntı oluyor. Hiç hareket etmiyorlar. Sadece bak gördüğün gibi yukarı aşağı yukarı aşağı böyle oynayabiliyor ama o zaman aslanım
Sadece böyle hareket eder. Ne yapsam acaba? Fal çatayla. Bunu makasla yapamam çünkü. Şuraya böyle bir oluk yapacağım ki geri doğru gidebilsin. Bak geriye gidecek. Ama bak bunu yaparken lütfen yardım iste bir büyüğünden. Yardım isteyelim büyüklerimizden ki güvenlik önemli. Şimdi şuraya böyle bir şey yaptım ya. Bunu böyle koyduğumda hem öne hem arkaya. İşte şöyle öne arkaya. Aa yana da gidebilir. Tamam. Yana gitmesi için o zaman böyle bir yer açarım ona. Bak işte böyle. Hop. Gördün mü? Evet. Sonra da hatta ne yaparım biliyor musun? L olarak bunu böyle devam ederim buraya. Evet tamam. O zaman aynısını şu şiş için de yapayım bari. Unutma fal çata kullanırken mutlaka bir büyüğünden yardım iste. Çok keskin bu çünkü. Evet işte tamam. Bu da oldu. Şu sarı şişimi de şöyle sokayım bakayım şimdi. Hop. Hop. İki şişim de tamam. Sıra geldi. Ne yapmaya? Aslanlarımın arkasına dondurma çubuklarını yapıştırmaya. Niye? Çünkü dondurma çubuklarını yapıştırırsam o dondurma çubuklarıyla bu aslanlarımı şişe bağlayacağım. Makasla dondurma çubuğumu. Bunlar hemen kesilebiliyor zaten. İşte şöyle gördüğün gibi sıvı yapıştırıcımı aldım. Bunun üzerine biraz sürdüm. Şunun hemen şöyle ortasına evet yapıştırıyorum. Aslanlarımın arkasındaki çubukları yapıştırdım. Aslanlarım aslanlar gibi hazır. Şimdi onları kenara alıyorum ve sahnemin dekorunu yerleştiriyorum. Bu daha önce yaptığımız güzel resmi yapıştırmadan koyuyorum ki sıkıldığında başka dekorla değiştirebilirsin. İşte böyle. Şimdi bu şişlerimi buraya yapıştıracağım ya. Ama bunu yapmadan önce ne yapıyorum? Dekoru alıyorum ve şişlerimi önce takıyorum. Şişleri takmazsam sonra aslanlar içine olmaz. O yüzden şöyle içine koyuyorum. Bir de bunu buraya koyuyorum. Bak işte böyle. İkisi de hareket edebiliyor. Şimdi bu aslanımı aldım. Buraya böyle yapıştıracağım. Ama sıvı yapıştırıcı kullanmak istemiyorum. Çünkü yarın öbür gün bu aslanlardan başka hayvanlar yaparsan ne yapacaksın? Diğer hayvanları da bunu çıkarıp oraya takmak için böyle kullanışlı bir yapıştırıcı işte aynen bu hamur yapıştırıcı gibi işine çok yarayacaktır. Sürpriz kutumdan çıkan hamur yapıştırıcımı kullanıyorum. Bu çok iyi olacak çünkü bak bunu böyle yapıştırdığımda gördün mü? İşte böyle bak. İstediğim zaman da çıkarabilirim. Aynen böyle. Bak çıktı. Hop. Bunu böyle taktım. Evet sahnem ve oyuncularım tamam mı acaba? Hayır çünkü bir sahnede ne olur? Perde olur. Perdem yok. Perdesiz sahne mi olur? Perde. Nasıl perde yapabilirim? Ne? Ciddi misin dönüştüratör? Bana yardım mı edeceksin yoksa? Ha, yardım etmeyecek misin? Aa, o zaman malzememin ne olduğunu söyleyeceksin öyle mi? Hayır mı? Aa, o zaman malzememin nerede olduğunu söyleyeceksin. Onu da yapmıyor. E ne yapacaksın o zaman? Bilmece mi yollayacaksın? Tahmin etmeliydim. Dönüştüratör bu. Hemen yardım etmez. Sadece bilmece yollar. Ama bilirsek bilmeceyi, malzemeyi kaparız. İşte bilmecemiz burada. Evet. Nınınının. Ağaç üstünde kilitli sandık. Açtık çıkanı beyin sandık. Açtık çıkanı... Çıkanı beyin sandık. Hangi beyin sandık? Le mi beyin mi sandık? Yok herhalde öyle değil. Ağaç üstünde kilitli sandık. Açtık çıkanı ağaç üstünde kilitli bir sandık. Kilitli sandık. Ha! Kilitli sandık kilitli değil. Halbuki açılabiliyor yani. Ha! Açtık çıkanı da beyin sandık.
Zannettik, beyin zannettik, değilmiş. Bu o zaman... Aa tamam. Ceviz! Nasıl bildim demiştiratör? Bilemeyeceğimi zannettin değil mi? Ama ben bildim. Gel bakalım ceviz neredeymiş, bulalım. Ceviz, ceviz, ceviz. Bir ceviz ağacı var mı burada? Ya da cevizin kendisi. Bakalım nerede ceviz? Ah! İşte burada! Nananın! Ceviz. Ne güzel bir ceviz değil mi? İşte bu ceviz benim malzememi bana veriyor. Ne veriyormuş? Krepon kağıdı ve... Aa ne güzel. Kurdele. Güzel, renkli bir kurdele ve krepon kağıdı işime yarar. Bu gayet güzel bir genişliği olan krepon kağıdı. Perde deyince bunun hepsinin kapanmasına gerek yok ki. Şöyle güzel estetik bir perdeye ne dersin? Mesela şöyle. Tabii bu böyle durmayacak. Bu böyle kabası. Tamam. Ne yapacağımı biliyorum. Sıvı yapıştırıcı. Sıvı yapıştırıcıyla önce birazcığına şöyle bir denemek için sıkayım şöyle. Evet. Bunu böyle koyduğumuzda gelişi güzel yapıştırmak yerine şöyle bir kıvırıyoruz. Böyle bir daha kırıyoruz. Böyle kıvıra kıvıra öyle yapıştırıyoruz. Düz koyarsak estetik durmuyor, güzel durmaz. Burayı da yapıştırdık. Sağlam oldu şimdi, şunu da şöyle keseyim. Perdemin üstü tamam. Evet. Şöyle bir yapıştırıcı. Yapıştırıcımı sürdüm. Şimdi kurdelemi şöyle yapıştırıyorum. Sahnem bitti. Evet, artık oyunumuz başlayabilir. Ne diyoruz? Perde kalksın, oyun başlasın. Evet, aslanlar ormanda. Ne güzel bir orman, ne güzel ağaçlar. Lay 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 lay, lay 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 lay. Ben sana bu kukla sahneyi nasıl yaptığımı anlatayım istersen. Kutunun ön tarafındaki kapaklarını ikişer parmak kalınlığında işaretledim ve kestim. Beyaz resim kartonu üzerine bir orman resmi boyadım. Yine beyaz kartona iki aslan çizdim. Boyadım, kenarlarından kestim. Arkalarına dondurma çubuğu yapıştırarak sert durmalarını sağladım. Şişi kutunun üst kısmından batırdım. Falçatayla yana gidip gelmesi için yol kestim. İki oyuncum olduğu için aynı işlemi diğer uca bir kez daha yaptım. Sen bu aşamada bir büyüğünden yardım iste. Dekor olarak çizdiğim resmi yerine yerleştirdim. Şişleri yerine geçirdim ve aslanların arkasına yapıştırdığım dondurma çubuklarına hamur yapıştırıcı takıp uçlarına aslanları yerleştirdim. Krepon kağıdından bir parça kestim ve kutunun üst kısmına kıvrımlı olarak yapıştırdım. Kurdeleyle süsledim. Böylece sahnemin perdesini de yaparak projemi tamamladım. Şu anda çok heyecanlı bir an yaşıyorum. Niye? Dönüştüratörümün yaptığı projeyi görebileceğim. Acaba ne yaptı? Acaba hangimizinki daha güzel oldu? Görelim. Dönüştüratör, göster bize projeni. Sevimli kutu bir canavar. Çok güzel. Güzel düşünmüşsün dönüştüratör. Sen kutuyu benim gibi kesmemişsin. Kapalı kullanmışsın. Sonra şişlerini de anten olarak kullanmışsın. Evet, güzel. Gülen bir surat çizmişsin. Dişler kartondan. Böyle gözler de kartondan. Krepon kağıdından burun yapmışsın. Evet, sonra da güzel bir atkı gibi kurdele kullanmışsın burada. Yani ben bunun için evet böyle kırmızı perde kullanmıştım. Sen burun yapmışsın krepon kağıdıyla. Evet, değişik, güzel düşünmüşsün. Hem de güzel gülüyor sevimli canavarımız. Tebrik ederim dönüştüratör. Ama benimkisi de güzel. Aslında oynarken benimkisi daha zevkli. Çünkü niye? Bu bir tiyatro sahnesi. O yüzden bir sürü hayvanı oynatabilirsin orada. Konuşturabilirsin, hareket ettirebilirsin. Seninki biraz daha süs gibi. Bence benimki daha güzel oldu. Ama yok yok, şaka. İkisi de çok güzel oldu. Evet sevgili arkadaşım, sen de bu malzemelerle böyle güzel bir kukla sahnesi ya da böyle sevimli kutu bir canavar yapabilirsin. Ya da ne diliyorsan onu yapabilirsin. Yeter ki ne diyoruz? Hayal et. Evet, bu yaptıklarımı yeniden izlemek istersen tretçocuk.net.tr ya da TRT Çocuk mobil video uygulamasından dilediğin zaman izleyebilirsin. Bir sonraki program mutlaka görüşelim. Hoşça kal. Bu malzemelerle sen de bir tasarım yap, fotoğrafını çek, bize gönder, Facebook sayfamızda paylaşalım. Sürpriz kutusundan bugün sürpriz.
ne çıkacak acaba yapıştır. Boya katla tüm cevaplar sürpriz kutusunda atma. Sakın atma sen de düşün bul ve tasarla. Neşeyle merak ve heyecanla başa armanın coşkusu. Başlıyor bak sürpriz kutusu.